Hepiniz hoş geldiniz. Tarih Vakfı ve Üniversitesi İşbirliği'nde gerçekleştirdiğimiz Marksizm 201 Tarih ve Kur'an Seminerler dizisinin dördüncüsü bugün. Ve katılım açısından şeyimizi bozmuyoruz, istikrarımızı. Yine harika bir katılımla yapacağız seminerimizi. Dördüncü başlığımız Marksizm ve Sınıflar başlığı. Bugünkü konuşmacımız Barış Alp Özden. Beraber Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde uzun yıllar çalıştığımız, beraber atıldığımız Barış Alp Özden. Kendisi Türkiye'de emek tarihi üzerine çalıştı. Bu konuda çeşitli yayınları var, akademik yayınları var. Ben daha sözü uzatmadan kendisini buraya davet ediyorum. Önce onun sunumu, daha sonra sizlerin soru ve yorumlarıyla tartışma kısmıyla devam edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. İzninizle oturacağım yani mikrofona. Çok fazla eğilmek için bir saat boyunca. Yani birkaç gündür, son bir hafta aslında da düşünüyorum hani nasıl bir çerçeve sunayım diye. Olabildiğince aslında Marx üzerinde duracağım. Yani Marx'a atıfla konuşmaya çalışacağım. Yeri geldiğince Marx sonrası Marksistler bu sınıf meselesine nasıl bakıyorlar, sınıfı nasıl tanımlıyorlar, onu da yer yer deneyeceğim. Ama dediğim gibi hani büyük ölçüde Marx üzerinde durmaya çalışacağım. Buna karar verdim ama buna karar verdikten sonra da birazcık bocaladım. Burada da bir zorluk var aslında. Çünkü Marx'ta hani şimdi sınıflar deyince tabii hemen ilk başta aklımıza Marx falan geliyor ama ilginç bir şekilde Marx'ta çok net bir sınıf tanımı bulmak pek mümkün değil. Öyle bir zorluk var. Çok farklı yerlerde, yani farklı kitaplarında, yazılarında sınıfı farklı biçimlerde kullanıyor Marx aslında. Örneğin işte Manifesto'da meşhur çoğunuz okumuşsunuzdur. İki sınıftan bahsediyor. Hatta yani bütün toplumun kutuplaşarak çevresinde toplanacağı iki temel sınıftan bahsediyor. Sonra ekonomi politiğinin eleştirisinde üç büyük sınıf diyor. Hani bu burjuvazi ve proletaryanın yanında toprak sahiplerini de katıyor. Daha sonra Kapital 1'de okumaya başlıyorsunuz. Birden bir sürü sınıf saymaya başlıyor. Hatta orta sınıflardan da İşte hatta alt orta sınıf, orta sınıf diye, üst orta sınıf diye ayırıyor ve başka sınıflardan bahsediyor. Ama sonra dönüyor tekrar üç tane temel sınıf diyor. İşte hani Adam Smith'in aslında ortaya attığı üç temel sınıf, gelirlerin kaynağına göre aslında şey yapılan, tanımlanan üç temel sınıf. İşte ücret sahibi olan işçiler, işte gelirleri kâr olan kapitalistler ve rant olan toprak sahipleri diye. Böyle bir karışıklık var ilk başta. Neden kaynaklı olabilir bu karışıklık? Muhtemelen şundan dolayı, Marx için aslında sınıflar çok açık seçik ortada. Yani tanımlamaya ihtiyaç duymuyor Marx. 19. yüzyılın ortası Avrupa bir şeyden geçiyor, sanayi devriminden geçiyor. Tarımdan kopan veya zanaatlerden kopan yüz binler, milyonlar büyük şehirlerde, fabrika çevrelerinde toplanıyor. Bunların birbirlerinden farklı hayat tarzları burada birbirine yakınsamaya başlıyor. Bunu Marx yaşıyor zaten. İşte 1844'te Engels biliyorsunuz İngiltere'de işçi sınıfının durumunu yazar. Orada çok açık görürsünüz, çok açık, çok yalın bir şekilde Engels bu süreci tarif eder. Bu tarifte önemli olan da şudur aslında, Engels şunu görür. Yani burjuvazi alt sınıflara karşı bütün şeyini yitirmiştir, ilgisini yitirmiştir, hiçbir sorumluluk sahibi değildir. Dolayısıyla alt sınıflar büyük bir yoksulluk içerisindedir ama bu yoksulluk içerisinde dediğim gibi
çok farklı yerlerden, çok farklı hayatın çok farklı yerlerinden kopan gelen insanlar aslında homojenleşmektedir. Homojen bir sınıf oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir devrimin mayası buralarda zaten oluşmaktadır. Marx da kabaca 1843-44 yıllarına geldiğinde kafasında artık bu şey çok açık. Yani sınıflar ayan beyan, ortada sınıfların bir mücadele içerisinde olduğu ortada ve hani toplumsal değişimin esas aktörünün de bunlar olacağı Marx için çok ortadadır. O yüzden belki de hani bir genel bir sınıf tanımına Marx'a pek rastlamayız aslında, görmeyiz. Şunu biliyoruz, Marx kapitali yazarken hani kafasında daha büyük bir proje var. Farklı şeyleri var, ayakları var bu projenin. Ve hani sonunda da sınıfları ele almayı düşünüyor bu projenin. Ama hani ömrü buna vefa etmiyor. Kapital'in biliyorsunuz zaten ilk cildi kendi hayattayken çıkıyor, kendisi bastırıyor. İkinci, üçüncü ciltlerini onun ölümünden sonra Engels aslında notlarından derliyor ve bastırıyor. Onun sonunda, üçüncü cildin sonunda çok yarım kalmış birkaç sayfalık sınıflar başlığıyla bir bölüm vardır. Daha fazlasını şey yapamamıştır, kaleme alamamıştır. Aslında bu söylediğim şey kendisi de söyler. Yani 1852'de yazdığı bir mektup var Amerikalı bir arkadaşına. Orada diyor ki hani bu aslında sınıfları, yani toplumun sınıflara bölünmüş olduğunu ve toplumun bu sınıfların birbirleriyle mücadele içerisinde olduğu benim bir uydurduğum, benim bir icadım, keşfim falan değildi. Ben önceki burjuva iktisatçıları, tarihçileri zaten bunu görmüştüm der. Ama aslında Marx'da sınıf hani bunu teslim eder ama Marx'da sınıf kendisinin önceki işte ekonomi politikçilerin veya tarihçilerin tarif ettiği sınıftan çok daha farklı bir şeydir. Ve Marx'tan sonra gelecek bir takım hani sosyologların oluşturduğu sosyal kategorilerden de farklıdır sınıflar. Yani bütün o sosyal tabakalaşma teorileri vesaire çok statik sosyolojik kategoriler olarak sınıfları sınarlar. Marx'ta çok farklıdır. Peki nerede buluruz bunu? Nerede başlayabiliriz? Bir başlangıç noktamız yine Komünist Manifesto olabilir. Komünist Manifesto'nun giriş cümlesini hepiniz biliyorsunuzdur. Hani çok meşhur, çok da güçlü bir cümle. Bugüne kadarki tüm toplumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir diye başlar manifesto. Bu evet çok güçlü bir cümle. Marx da böyle çok sever hani güçlü cümleler kurmayı ve güçlü cümlelerle başlamayı ama çok da aslında önemli üzerine durulması gereken bir cümle. Burada ne diyor? Hani cümleyi böyle ikiye bölünüyor. Diyor ki hani bugüne kadarki tüm toplumların tarihi, yani buradan ne anlıyoruz? Sadece kapitalizme özgü değil, hani insanlar bir araya gelip bir toplum olarak bir sosyal ilişki oluşturdukları andan itibaren sınıflar var. Cümlenin ikinci yarısında diyor, sınıf mücadeleleri tarihidir diyor. Sınıfların tarihidir demiyor. Yani bütün insanlık tarihi işte sınıfların tarihidir, arda arda gelen sınıfların tarihidir demiyor. Sınıf mücadelelerinin tarihidir diyor. Yani burada bir ilişkiye işaret ediyor Marx. Marx'ın sınıf kavramının en önemli özgürlüğü de burada yatıyor. Bir sosyal ilişki olarak sınıfı tarif etmesi, bir sosyolojik bir kategori olarak değil. Bunu tabii ki sadece bu cümleden çıkarmıyoruz. Marx'ın genel yaklaşımından, yönteminden bunu çıkartıyoruz. Marx'ta ilişki zaten şeylerin varlık koşuludur. Şeylere dışsal değildir ilişki. Hatta ilişkinin önce bir varlık yoktur. Bütün sosyal fenomenler Marx'ta birer sosyal ilişkidir zaten. Bu mesela sermaye için hani kapitalde veya kapitale giderken de çok net bir şekilde tanımlıyor. Dediğimiz gibi yani kapital hani adı da üstünde sermaye üzerine bir kitap.
işte sermayenin ortaya çıkışı, sermaye birikimi, bu birikim içerisinde ortaya çıkan çelişkiler, kapitalde uzun uzun bunları analiz ediyor Marx. Orada sermayeyi bir sosyal ilişki olarak tanımladığını zaten görüyoruz. Nedir, nasıl bir sosyal ilişki bu? Sermaye üretimin toplumsal bir ilişkisidir diye tarif ediyor. Burjuva toplumun üretim ilişkisidir sermaye. Para değildir mesela sermaye. Bir ilişkidir sermaye. Yine önümüzdeki hafta daha uzun uzun konuşacaksınız muhtemelen İsmet'le. Devlet. Devlet tabii ki bir taraftan bir şeydir, bir kurumlar bütünüdür, bir maddi gerçekliğe sahiptir. Kendi bir iç tutarlığına, iyi kötü bir iç tutarlığına sahip olan bir kurumlar bütünüdür. Ama bunun altında bir sosyal ilişkidir. Sınıflar arasındaki sosyal ilişkilerdir aslında devlet. Öyle tanımlar Marx. İlişki dediğimiz zaman, yani bütün bu sosyal fenomenleri ilişki olarak tanımlıyor dedik. Hani sınıflar da böyle, sınıfı da bir sosyal ilişki tanımlıyor. İlişki dediğimizde tabii süreç ve değişim anlıyoruz buradan. Hani otomatikman kavramın aklımıza getirdiği iki nosyon, süreç ve değişim. Yani tarihsel bir bakış açısıyla aslında sınıflar anlaşılabilir ve analiz edilebilir ancak. O nedenle sınıfta bir sosyal ilişkidir dediğimiz gibi ve bunun da iki tane sonucu vardır. İki sonuç çıkartabiliriz buradan. İki anlam çıkartabiliriz. Bir tanesi, sınıflar tek tek ele alınıp incelenemez. Yani işçi sınıfı dediğimiz şeyi diğer sınıflarla ilişkisinden soyutlayıp, çıkartıp analiz etmek mümkün değildir. Sınıfların birbiriyle ilişkisi içerisinde tarif edilebilir. Ve kapitalist toplumda da bu ilişki tabii ki tarihsel olarak değişik biçimler, değişik formlar alır bu ilişki. Ve kapitalist toplumda da bu ilişki esas olarak bir sömürü ilişkisidir. Sömürü ve belki buna bir tabiyet ilişkisi, bir tahakküm ilişkisini de eklemek gerekebilir. Esas olarak bir sömürü ilişkisi olarak Marx tarif eder ama aslında kapitalde biraz sonra ileride bahsedeceğim. Bir tabiyet ilişkisi de gösterilir. Dolayısıyla işte işçi sınıfından bahsediyorsak, işçi sınıfının tabii ki işte toplumsal üretim, kapitalist üretim ilişkileri içerisinde toplumsal bir ilişki içerisine girdiği burjuvazi ile ilişkisi içerisinde ancak tanımlayabiliyoruz. Diğer taraftan zaten örneğin işte Bursa'da bir otomotiv fabrikasında çalışan, işte sigortalı olarak, sendikalı olarak çalışan, belirli güvencelerle çalışan, iyi de bir maaş alan, hani aşağı yukarı orta sınıflar, belki orta sınıfların üstünde bir maaş alan metal işçisiyle mesela işte Antep'te merdiven altı bir tekstil atölyesinde çalışan bir işçiyi aynı sınıf içerisinde göremeyiz. Bir sosyal ilişki olarak sınıfı tanımlamadığımızda. Veya bunlarla diyelim Levent'teki bir plazada çalışan, oradaki bir atıyorum bir pazarlama şirketinde çalışan bir beyaz yakalıyı aynı sınıfın bir parçası olarak göremeyiz böyle tanımlamadığımız sürece. Bir anlam bu. Sınıfı bir toplumsal ilişki olarak tanımladığımızda. İkinci çıkartacağımız anlamsa, biraz önce söylediğim gibi aslında sınıfların sabit, değişmeyen sosyolojik kategoriler olarak görülemeyeceğidir. Sınıflar tarihsel oluşumlardır ve tarihsel süreç içerisinde oluşurlar. Ve bu biten bir süreç değildir. Sınıflar sürekli oluşurlar, sürekli meydana gelirler. Başka süreçler sınıfları bozar. Dekompoze eder, sınıfın iç bütünlüğünü bozar, sonra yeniden dekompoze olur sınıflar vesaire. Bu böyle bir bitmeyen aslında bir süreç olarak gelişir. Ve aynı zamanda bu şunu da bize söyler, sınıftan önce sınıf mücadeleleri vardır.
Yani sınıflar olmadığı zaman da sınıf mücadeleleri vardır. Ve hatta sınıfı kuran da sınıf mücadeleleridir. Yine bir örnek vereyim mesela. İşte Türkiye tarihinden bir örnek. Kabaca işte 19. yüzyılın ortalarını alalım. Türkiye'de iyi kötü bir Osmanlı Türkiye'sinde iyi kötü bir sermaye birikiminin, kapitalist sermaye birikiminin oluşmaya başladığı, aynı zamanda işte yurt dışından da sermayenin gelmeye başladığı dönem. Aşağı yukarı bu dönemden 20. yüzyılın ortalarına kadar, 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar ki dönemde ortaya çıkan işçi aslında bir yarı işçidir. Yani gelirinin önemli bölümünü aslında işçilik dışı faaliyetlerden kazanan insanlardır bu insanlar. O da neden kaynaklanır? Malumunuz işte hani Osmanlı Türkiye'nin tarımsal yapısı küçük köylüye dayanmaktadır. Ve hani insanları proleterleşmeye iten hiçbir süreç yaşanmamıştır. Dolayısıyla örneğin işte 1857 arazi kanunlanmasından sonra 1860'larda 70'lerde oluşan büyük kapitalist şeyler de, tarım işletmeleri de yine aşağı yukarı 19. yüzyıl ortasında oluşan Zonguldak'taki kömür madenleri de düzenli işçiler bulamaz. Bunlar köylü işçilerdir esas olarak ve buralardan kazandığı, yani emeklerini satarak kazandıkları gelirler sadece bir yan gelir olarak düşünürler bu insanlar. Ama sınıf mücadeleleri vardır. Yani bir işçi sınıfı oluşmadan önce bir takım sınıfsal mücadeleler görülür. Aynı şey hani daha ileri kapitalist ülkeler için de geçerli. İşte İngiltere için işte E.P. Thompson'ın kitabını alıp okuyacak olursanız işte 18. yüzyılın sonundan itibaren işte zanaatkarların adım adım çeşitli mücadeleler içerisinde nasıl bir sınıf haline geldiğinin hikayesini okursunuz. Dolayısıyla sınıf oluşumları karmaşık bir sosyal ilişkiler toplamıdır ve tarihsel süreç içerisinde yaşanırlar, tecrübe edilirler. İşte E.P. Thompson'la referans verdim. Yine oradan onun tanımını söyleyeyim. O der ki, sınıf kendi tarihini yaşayanlarca tanımlanır ve tek tarifi de budur. Dolayısıyla aslında bizi tarif ettiği şey şudur, insanlar bir araya gelir, yani kapitalist üretim ilişkileri, kapitalizmin güçleri insanları bir araya getirir, bir araya toplar. Hani büyük ölçüler 19. yüzyıldan itibaren işte büyük kentlerde, büyük kentlerin işletmeleri etrafında. Bu insanlar kapitalist üretim ilişkileri içerisine girerler, dolayısıyla burada sömürüyü deneyimlemeye başlarlar ve kendilerini uzlaşmaz çelişkiler içerisinde bulurlar. Ve bu çelişkiler içerisinde kendilerini bir sınıf olarak tarif edebilirler. Kendilerini bir diğer toplumsal sınıflardan, diğer toplumsal gruplardan ayrıksı bir sosyal grup olarak tarif etmeye başlarlar. Ve sınıf gibi davranmaya başlarlar der. Çok ilginç bir laftır işte. Sınıf gibi davranmak. Act like a class. Bir sınıf şeyleri gösterirler, davranışları göstermeye başlarlar. O zaman sınıf oluşmuştur aslında. Burada tabii böyle bir sınıf bilinci falan gibi kavramlara da giriyoruz. Buna birazdan şey yapacağım, geleceğim, döneceğim tekrar. Ama tek şeyi vurgulayayım, yani böyle bir teleolojik bir sınıf oluşumu süreci de yoktur. Yani sınıflar dediğim gibi bir süreç içerisinde oluşurlar ama bu süreçler son derece karmaşık toplumsal ilişkiler içerisinde gerçekleşir. Bir taraftan üretim ilişkileri, kapitalist üretim ilişkileri sınıfı bir araya getirir ve bir sınıf haline sokar. Bir taraftan da yine bizzat kapitalizmin güçleri, sermayenin güçleri veya piyasanın güçleri de sınıfı sürekli de dağıtır, tekrar kompoze eder vesaire. Böyle bir süreç gelişir.
Şimdi buradan biraz daha şeye döneyim, tekrar Marx'a döneyim. Marx böyle bir toplumsal ilişki olarak tarif ediyor sınıfı. Ve işçi sınıfını ise böylesi bir anlayış içerisinde daha açık bir şekilde tarif ediyor. Diyor ki sınıflar toplumsal üretim ilişkileri içerisinde, buna toplumsal yeniden üretim ilişkilerini de dahil edebiliriz. Toplumsal üretim ve yeniden üretim içindeki yerlerine göre tanımlanırlar. Toplumsal üretim içindeki yerin temel belirleyicisi de kapitalist bir toplumda üretim araçları üzerindeki kontroldür. Yani onun hukuki ifadesiyle de mülkiyetidir. Dolayısıyla üretim araçlarına mülkiyeti üretim araçlarının mülkiyeti üzerinden ve bunun yol açtığı ilişki üzerinden tanımlanırlar. Dolayısıyla yani proletarya deyince ne anlıyoruz? Ya işçi sınıfı deyince Marx'a göre kendi ifadesiyle zaten kendi üretim araçlarına sahip olmayan ve kendi üretim araçlarını dolayısıyla geçim araçlarından soyutlandıkları, dışlandıkları için emek güçlerini satmak zorunda kalan ve bu yolla kapitalistle bir toplumsal ilişkiye giren çalışanlar sınıfıdır der. Proletaryayı böyle şey yapar. Tarif eder. Burada şey yoktur. Marx'ta hiçbir zaman yoktur zaten. Yani kol emeği ile kafe emeği arasındaki bir ayrım. Veya sanayi işiyle işte bugün hizmetler olarak tanımlanan son derece geniş alandaki işler arasındaki bir ayrım ve buradaki emek biçimleri arasındaki bir ayrım yoktur. Üretken emek veya üretken olmayan emek arasında bir ayrım yoktur. Yani böyle bir ayrım vardır Marx'ta kuşkusuz ama sınıfı tanımlamak açısından yoktur. İşçi sınıfını tanımlamak açısından yoktur. Marx'a göre kullanım değeri üreten her emek zaten üretken emektir. Ve daha önemlisi Marx'a göre proletarya ve işçi sınıfını çok bir arada kullanır Marx. O döneminde de öyle zaten. Aşağı yukarı eş anlamlı olarak kullanır. Marx'a göre işçi sınıfının veya proletaryanın temel birimi bireysel işçi de değildir. Kolektif işçidir. Kapital de bunu tanımlar. Kolektif işçi. Bundan ne anlıyoruz? Ne demek kolektif işçi? Bir mal veya hizmetin üretiminde veya yeniden üretiminde emeği olan herkes. Herkesi anlıyoruz. Bir örnek vereyim. Bir örnekle şey yapalım. Mesela yani mesela burayı bir şey olarak düşünün. Bir iş yeri olarak düşünün. Yani zaten normalde bir iş yeri de hani, mesela sanayi iş yeri olarak düşünelim. Niye sanayi örneği veriyorum? Sanayi iş yeri. Çünkü hani işte ne bileyim bir hani bir büro iş kolu falan filan da diyebilirim ama yani sanayi iş kolu genelde daha karmaşık emek biçimlerini ve emek süreçlerini bir arada bulundurduğu için oradan bahsediyorum, oradan örnek veriyorum. Bir fabrika olarak düşünelim mesela. Ne üretiyoruz? Diyelim hani oturduğumuz sandalyeleri üretiyoruz. Burada işte üretim bandında bu sandalyenin belirli bir bölümünü üreten de işçidir ve kolektif işçinin bir parçasıdır Marx'a göre. İşte hani belli bir bölümümüz bunu üretiyorken bir kısmımız hani yerleri temizleyerek yerleri temizliyorsa o da kolektif için bir parçasıdır. Veya işte yukarıdaki büroda hani bu işin pazarlama departmanında çalışan da kolektif işçinin parçasıdır. Hatta ve hatta bu işlerin de olması gerekmez. Diyelim işte bu sandalyenin tasarımını yapan atıyorum Hindistan'daki bir mühendis de bu sürecin bir parçası olduğu için bu üretimde, bu metanın üretiminde emeği olduğu için kolektif işçinin parçasıdır. Tabii yani bu olabildiğince işçi sınıfının tanımını genişleten bir tanım. Hani şey yaptığınız gibi, görebileceğiniz gibi.
Ama tabii nesnel sınıf konumu bazılarını da dışarıda bırakır. Yani Marx'a göre üretim araçlarına sahip olmayan herkes de işçi değildir. Bu kadar da esnek bir tanım yapmaz. Hatta burada son derece de hassastır. Çünkü Marx'tan önceki sosyalist, komünistlerin falan filan proletarya tarifi bu kadar genişti. Mesela Marx Komünist Manifesto'yu yazmadan önce biliyorsunuz onu şey için yazar, Komünistlik için yazar. Komünist Lig'in kuruluş bildirgesi, daha doğrusu programatik bildirgesinde proletarya işte parası olduğu için, sermayesi için olduğu için başıboş gezmeyen bütün çalışanlar olarak tarif edilmiştir. Marx buna kesinlikle karşı çıkar. Yani Marx'a göre bu değildir. Dolayısıyla biraz da tanımı şey yapar. Hani bir taraftan dediğim gibi çok geniştir işçi sınıfı tanımı ama bu nesnel konumu, bu ilişki, toplumsal üretim ilişkisi içerisinden doğan konumundan konumu bazılarını dışarıda bırakır. Kimleri dışarıda bırakır? Tabii kuşkusuz kapitalistleri. Hani hiç şüphesiz. Yani kapitalistler yani üretim araçlarının sahibi olanlar. Üretim araçlarının sahibi olanlar çünkü kimlerdir ve niye dışarıdadır? Çünkü hani çok belli ortada. Bunlar sürekli sermaye birikimi, sürekli kar etmek zorunda olan çünkü hani kapitalist üretim koşulları her bir kapitalist değeriyle sürekli olarak bir rekabet içerisinde tutar. Bu rekabet içerisinde sürekli karını, dolayısıyla sermaye birikimini arttırmak zorundadır bu insanlar. Sermaye birikimini arttırmak, karı maksimize etmek, artı değeri maksimize edilmesi anlamına gelir. Bu da sömürü oranının sürekli artırılması gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla kapitalist kötü olduğu için, ahlaksız olduğu için falan filan değil. Bu nesnel konumundan dolayı işçi sınıfının dışında hatta onunla antagonist çelişki içerisinde olan sınıftır. Ama burjuvazi sadece bununla da sınırlı değildir. Özellikle 19. yüzyılda artık hem üretim birimlerinin ölçeklerinin gelişmeye başlaması, dolayısıyla orada bir bürokratikleşmeye başlamasından dolayı hem de artık işte hisse senetli şirketler, anonim şirketlerin 19. yüzyılda ortaya çıkmasıyla beraber bu şirketlerin sahipliği, yani sermayenin sahipliği ile sermayenin kontrolü birbirinden artık ayrışmaya başladı ve yeni bir sınıf ortaya çıkmaya başladı. Bu daha sonra işte 20. yüzyılda managerial class, yönetici sınıf olarak tarif edilen sınıf. Bunları da burjuvazinin içerisine katmamak lazım. Çünkü bunlar sermayenin bir fonksiyonunu şey yaparlar, ifade ederler Marx'a göre. Yani kendileri kapitalist değildir, üretim araçlarının sahipleri değildir. Ama kapitalist adına sermayenin kontrol görevini üstlenmişlerdir. Bekçi diyebilir miyiz? Belki. Yani bekçi tabii başka şeyleri de akla getiriyor. Diyelim devlet bürokrasisini falan da akla getiriyordu. O yüzden bekçi değil ama yani mesela hani karçıdır falan gibi bazıları buna sermaye fonksiyonu diyor. Hani daha uygun bir kavram gibi. Zaten bunlar zaman içerisinde sadece sermaye adına kontrollü işlerini yürüten insanlar değil, aynı zamanda sermaye sahibi haline de geliyorlar bugünün kapitalizminde bildiğiniz gibi. Yani bugün kapitalizme büyük ölçüde işte hani böyle bir shareholder value denilen şeyin üzerine kurulu bir kapitalizm. Dolayısıyla bu insanlar hisse senedi, aynı zamanda hisse senedi sahipleri kendi şirketlerinde çoğunlukla. Değilse işte yaptıkları karlardan bonuslar alıyorlar falan. Hani hatırlarsınız 2007-2008 yılında kriz olduğunda ve büyük bankalar, sigorta şirketleri çöktüğünde hani on binlerce, yüz binlerce hani emekçinin birikimiyle beraber bu şirketler çöktüğünde bu üst düzey yöneticiler kendi bonuslarını almışlardı. Hani o kriz ortamında bile o bonuslarını biliyorsunuz almışlardı. Dolayısıyla bunları da
burjuvazinin içerisine katmak gerekir. Ki zaten bugün artık zaten çok açık bir şey bu yani. Hani geçen günlerde Credit Suisse'in raporu açıklandı. Yani Credit Suisse her yıl rapor hazırlıyor. Küresel servet raporu. Bu hani küresel zenginlik ve zenginliğin dağıtımına dair en iyi fikir veren rapor. Hani orada şunu görüyoruz yani en zengin %1, yani esas olarak bu sınıftan oluşan %1, dünyadaki servetin %45'ine tek başına sahip. Hani onun bir altı %10, dünyadaki servetin neredeyse %80'inden fazlasını %85'ine kontrol eder halde. Bunun yanında alttaki %51 ise sadece %1'ine bile sahip değil falan. Veya başka şeyler işte. Geçenlerde yine haberi çıkmıştı. Amerika'daki en zengin 400 dolar milyarderi kendi sekreterleri kadar bile vergi vermiyor. Yani bu zaten burjuvazinin hani gücünü apaçık ortaya şey yapıyor, katıyor. Başka kim? Hani burjuvazi dışında ne var? İşte hani küçük burjuvazi dediğimiz bir sınıf konumu var. Bunu da işte ikiye ayırıyoruz. Hani adet olduğu üzere bir eski veya işte geleneksel küçük burjuvazi dediğimiz esas olarak esnaf ve zanaatkardan oluşan ve küçük köylülükten oluşan bir sınıf. İşte kendi hesabına çalışanlar da bizim dediğimiz bir sınıf. Bunu tanımlayan şey ne? Küçük burjuvaziye. Hem kendi üretim, bu sınıf hem kendi üretim araçlarına sahip olan ama aynı zamanda emeğiyle geçinen bir sınıf. Yani bir taraftan kendi üretim araçlarına sahip veya işte küçük esnaf, küçük zanaatkarsa işte kuru temizlemeciyse hani işte kendi dükkanı var, orada makineleri var falan filan. Ama bir taraftan da emekçi, bizzat emekçi. İşte orada çalışıyor. Yanında bir iki kişiyi çalıştırmasının bir önemi yok. O onu şey yapmıyor, kapitalist yapmıyor. Onlarla beraber çalışıyor. Çoğu zaman da onlar zaten aile bireyi oluyor. Veya küçük köylülük. Türkiye'de çok yaygın olan, gerçi hani 90'lı yıllardan itibaren hızla tasfiye süreci hızlanmış olan küçük köylülük. Kendi üretim araçlarına sahip, kendi küçük toprağına sahip. Belki işte kendi eskiden hani bir çift öküzüne sahip, şimdi traktörüne sahip. Dolayısıyla kendi üretim ve geçim araçlarına sahip ama bizzat da orada çalışıyor. Çoğunlukla da aile bireyleriyle falan beraber çalışıyor. Dolayısıyla bu küçük patronlardan falan farklı bir sınıf. Bir de işte yeni küçük burjuvaziden bahsediyoruz. Bu ise daha çok nüfusun eğitimli ve vasıflı katmanları içerisinden çıkan bir şey. Sınıf. Bizim bugün daha çok profesyoneller veya işte meslek sahipleri falan dediğimiz şeyden oluşuyor. Katmanlardan oluşuyor bu sınıf. İşte hani serbest avukatlar, efendim işte müşavirler, muhasebeciler, büro çalışanları vesaire gibi hani geniş bugünün hani özellikle ileri kapitalist ülkelerinde geniş bir toplumsal tabakayı oluşturuyor bu yeni küçük burjuvazi. Ama bu küçük burjuvazinin yani ister hani eski küçük burjuvazi olsun ister hani yeni küçük burjuvazi olsun temel bir özelliği iki sınıf arasında sıkışmış bir sınıf olması. İşte bugün orta sınıf olarak tarif ettiğimiz şey aslında iki sınıfın ortasındaki bir sınıf. Dolayısıyla iki sınıf arasında gidip gelen bir sınıf. Hem kendi yaşam koşulları itibariyle gidip gelen bir sınıf. Hani çeşitli krizlerden çok etkilenen. Hani bir taraftan hani ekonomi iyi giderken, gelişirken yukarı doğru mobilite imkanları, yukarı doğru sosyal mobilite imkanları çok açık olan. Dolayısıyla kendisini burjuvazi ile özdeşleştiren, çok rahat bir şekilde özdeşleştirmeye çalışan. Bu tür dönemlerde tüketim kalıpları oraya çok yakınlaşan bir sınıf. Diğer taraftan ise işte hani çeşitli ekonomik krizler olduğunda konumunu kaybetme tehlikesini reel olarak en çok yaşayan sınıf.
Ve çeşitli dönemlerde de özellikle hani işçi sınıfı mücadelelerin geliştiği, sınıfın kendisini hegemonik bir şekilde kurduğu dönemlerde de işçi sınıfından sosyal ve politik refleksleri de ve davranış biçimleri de işçi sınıfına yaklaşan bir sınıf. Bu sınıf üzerinde çok fazla tartışma var Marksist literatürde. İşte hani işte Karçedi'den bahsettim. İşte o mesela bu şey ayrımı yapıyor. İşte sermaye fonksiyonu, sermayenin fonksiyonuyla emeğin fonksiyonu arasında bir ayrım yapıyor. Oradan çeşitli sosyal bir takım kategoriler üretiyorlar. İşte bunları ayırıyorlar. Diyorlar ki bunların bir kısmı aslında üretim süreci içerisinde sermayenin fonksiyonunu daha çok yerine getiriyor. Dolayısıyla bunları daha burjuvaziye yakın tutmak lazım. Ama bir kısmı da daha emeğin bir fonksiyonunu yerine getiriyor. Dolayısıyla emekçi sınıfları katmak lazım diyor. Veya işte Eric Wollenwright çelişkili sınıf konumları tarifi yapıyordu. Çok tartışmalı bir mesele ama bence burada bir miktar hani başta da söylediğim gibi bir tarihsel süreç içerisinde bakmak lazım. Yani bu orta sınıflara, tüm sınıflara bakarken orta sınıfları tarihsel süreç ve tarihsel süreçteki yaşadıkları değişimler, dönüşümlerle katarak bu tür sabit sosyal kategoriler oluşturarak değil de bu tür değişimler içerisinde bakmak lazım. Dolayısıyla hani çeşitli süreçlerde bu sınıflar nasıl dönüşüyorlar? Diyelim hani üretim süreçleri içerisindeki şeyleri nasıl dönüşüyor? Biraz sonra hani bahsedeceğim. Diyelim işte hani işçi sınıfının deneyimlediği işte güvencesizleşme veya onların tabi tutuldukları emek süreçleri den ne kadar etkileniyorlar falan gibi şeylere bakmak lazım. Yani bu sınıf ne kadar proleterleşiyor vesaire falan gibi şeylere bakmak lazım. Özellikle hani bugün hani bizim hani Gezi'den başlayarak hani son dönemde orta sınıf görünümlü, orta sınıflara yorulan toplumsal hareketleri de şey yapmak için, analiz etmek için. Peki, yani Marx'da böyle tarif ediliyor aşağı yukarı sınıflar. Tabii başka şeyler de var işte, hani uzun uzun tartışılabilir. Hani bu sınıfların kendi içlerinde kuşkusuz bölümlenmeler var. Gerek hani kapitalist sınıf içerisinde. Bu sınıf hiçbir zaman homojen değil. Her zaman bunların içerisinde çeşitli şeyler var. İşte hani kapitalistlerin içerisinde bu işte hani küçük sermaye, büyük sermaye gibi ayrılabiliyor. İşte hani 20. yüzyılda hakim sermaye biçimi haline gelen tekelci, burjuvazi ile tekelci olmayan sektörler arasındaki ayrışmalar olabiliyor. Efendim işte sektörel ayrışmalar olabiliyor. Veya sermayenin çeşitli biçimleri arasındaki işte finansal sermaye ile diyelim işte üretim sermayesi arasındaki bölümlenmeler olabiliyor. Ve bunlar içerisinde de bir takım çelişkiler, çatışmalar vesaire olabiliyor. Aynı şey işçi sınıfı içerisinde de geçerli. İşçi sınıfı hiçbir zaman homojen bir bütün değil. Hiçbir zaman da olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak. İşte onun içerisinde çeşitli bölümlenmeler var. Hem tabi oldukları emek rejimleri açısından bölümlenmeler var. Efendim işte Engels'in tarif ettiği, daha sonra Lenin'in çok üzerinde durduğu, aslında emperyalizm teorilerinin falan da bir parçası olan bu işçi aristokrasisi falan gibi bölümlenmeler var vesaire. Ama bunları bir tarafa bırakalım, uzun uzun girmeyelim. Ve şu soruyu soralım. Niye peki, hani Marx böyle tarif ediyor işçileri, niye peki Marx için işçi sınıfı ayrıcalıklı bir özne? Niye toplumsal dönüşümün aktörü Marx için işçi sınıfı da başka sınıflar değil? Bu bir defa hani Marx'ta çeşitlilik kesinlikle bir şey meselesi değil. Hani işçi sınıfının özünde Marx'ın gördüğü bir vasıf değil aslında. Ben Marx'ta bu tür özellikle ahlaki şeylerden çok uzak durur.
Marx'a göre hani işçiler iyi, ahlaklı, dürüst, çalışkan veya işte kapitalistler ise işte namussuz, üçkağıtçı falan filan değildir. Ezilmişlikleri de değildir. Yani bu tür böyle bir filantropist sosyalistlere çok öfke duyar Marx yani. İşçi sınıfı ezildiği için, sırf ezilmiş olduğu olmasından dolayı da bu toplumsal dönüşümün, yani Marx'a göre devrimin aktörü değildir. Yani zaten insanların kişisel özellikleri ne olursa olsun Marx'a göre bireysel davranışları dışında insanlar bir kolektif kimlik kazandıklarında değişik roller üstlenirler. İşçi sınıfında ayrıksı kılan zaten kendisini bir sınıf olarak örgütlediğinde, bir kolektif bir nitelik kazandığında, kolektif bir toplumsal nitelik kazandığında üstlenebileceği roldür. Bunu çok yerde söyler Marx yani. Hani çok erken dönem yazılarında da vardı, daha sonraki yazılarında da. Marx'a göre işçi sınıfı eğer örgütlü değilse atomize bir sınıftır. Ve hiçbir devrimci özelliği yoktur aslında. Sınıfın örgütlenmesi çeşitli biçimlerde. Yani bu işte yani sendika da olabilir, siyasal bir örgüt de olabilir. Bir kültürel bir şey de olabilir ki yani uzun dönem 19. yüzyıl boyunca bu tür şeyler olmuştur. İşte diyelim işçilerin okuma grupları, efendim işte devam ettikleri, gittik geldikleri sosyal kültürel kulüpler, meyhaneler vesaire, bunlar sınıfın kolektif kimliğini oluşturan yerler olmuştur. Bu tür yerlerde örgütlenmediği sürece dediğim gibi hani atomize haldedir Marx'a göre. İşçiler ve sınıf tabii ki bir sınıftır ama sınıf niteliği, kendisinden beklenen sınıf niteliğinde taşınmaktadır. Çok iyi bildiğiniz ayrım nerede? Felsefenin sefaletinde yaptığı kendinde sınıf ve kendisi için sınıf ayrımı Marx'ın yaptığı. Eğer işçi sınıfı, işçiler atomize haldeyse bu kendinde sınıftır. Ne zaman ki bunlar bir sosyal bütünlük, bir sosyal varlık haline gelirler, o zaman kendisi için sınıf haline gelir işçiler. Bunu başka yazılarında da görüyoruz Marx'ın. Mesela siyasi yazılarında, nerede mesela? 18. Brumaire'de. Orada ne olarak görüyor Bonaparte'ın toplumsal tabanını, gerçek toplumsal tabanını? Köylüler, biliyorsunuz köylüleri orada çok aşağılar. Aslında bu bir aşağılamak değildir, öyle bir ahlaki bir tanım değildir ama köylüleri bir patates çuvalına benzetir orada Marx. Niye patates çuvalıdır? Tam da bu nedenle. Kendilerini kolektif olarak örgütlemedikleri için kendilerini kolektif bir sosyal bütünlük olarak örgütleme becerisine haiz olmadıkları için tam olarak. Bugünle benzetişim kuralım. Yani bugün bahsediliyor ya işte hani popülist hareketler, sağ popülist hareketler vesaire falan. Hani onların toplumsal tabanını da burada belki aramak gerekiyor. Başka bir tartışma ama yani böyle bir hani günümüz kapitalizminin son derece örgütsüzleştirdiği ve dağıttığı toplumsal sınıflar ve sınıf kesimleri içerisinde aramak gerekiyor. Bu şeye ama geri döneyim, hani bu parantezi kapatıp, bu kendinde sınıf ve kendisi için sınıf ayrımına. Bunu dediğim gibi Marx felsefenin sefaletinde yapıyor bu ayrımı. Daha sonra erken dönem başka bir takım yazılarında da var ama daha sonra bırakıyor. Çok fazla üzerinde durmuyor bu ayrımın. Ama Marx'tan sonra Marksistler açısından çok üzerinde durulan bir ayrım bu. Ve sınıf bilinci kavramı da bu ayrım, genellikle bu ayrım ve Marx'ın bu yaptığı bu ayrıma atıfla yapılıyor.
Ama şunu söylemek gerekiyor. Marx'ta bu ayrım bu kadar birbirinden kopuk değildir. Yani Marx'ta hiçbir zaman sınıf, özellikle işçi sınıfı, temel olarak işçi sınıfı, hiçbir zaman bu iki kutup, bu iki kutuptan birinde değildir tamamen. Hiçbir zaman tamamen bir kendinde sınıf durumunda değildir. Bu sürekli birbiriyle ilişki içerisinde, birbiriyle giden gelen bir konumdadır aslında. Bu daha sonraki Marksistler, özellikle böyle bir ikinci internasyonel Marksizmi içerisinde çok şematize edilmiş bir şey ve işçi sınıfı, sınıf bilinci kavramında böyle bir şematize bir, bunu şematize bir okumasından kaynaklanıyor. Nedir bu ikinci internasyonel Marksistlerine göre? Ki Lukács da bunu şey yapar, paylaşır. Sınıf ya bilince sahiptir, eğer bilince sahipse, bir sınıf bilince edinmişse, işte dediğim gibi şeylerde örgütlenir, özellikle formal örgütler içerisinde örgütlenir, sendikaların da örgütlenir, sınıf partileri içerisinde örgütlenir, ya da değildir. Böyle bir sınıf bilinci değildir, o zaman örgütsüzdür. Ve bunun arasında bu kategorik olarak ayrılır ve yine bu Marksizmin bu mekanik ve şematik görüşü uyarınca ancak büyük bir sarsıntıyla bu iki konum arasında geçiş olabilir. Yani işçi sınıfının olağan hali aslında bir kendinde sınıf halidir çoğu zaman. Ama kapitalizm işte doğası gereği anarşik bir üretim tarzı olduğu için zaman zaman krizlere girer. Zaman zaman da çok büyük krizlere girer. Bu krizler bir katastrof anıdır. Bu katastrof anında işçiler birdenbire bir aydınlanma yaşarlar ve kendi gerçek varoluş koşullarının bilincine varırlar. O zaman işçi sınıfı bilincide oluşur gibi şematik bir anlayışa sahiptir. Şimdi Marx'a dönecek olursak, Marx'ta böyle bir şematizm görmeyiz. Marx'ta proletaryanın işçi sınıfının toplumsal varoluşunun şartlarıdır onu toplumsal bir özne haline getiren ve bu toplumsal varoluşunun şartları zaten onu sınıf olarak kuran, bir sınıf kültürüne onu taşıyan, bir sınıf bilincine taşıyan güçler taşır zaten kendiliğinden. Bu her zaman realize olduğu anlamına gelmez ama böyle bir potansiyel vardır. Nedir bu şartlar? Birincisi hani başta bahsettiğimiz gibi zaten hani kapitalist üretim güçlerinin sınıfı sosyalleştirmesidir. Yani toplumsal üretim sosyalleştirdiği gibi üretici sınıfları da sosyalleştirir. Bunları büyük şehirlerde, büyük şehirlerin etrafında, büyük üretim birimlerinin etrafında toplar. Dolayısıyla çok farklı, hani başta söylediğim gibi çok farklı hayat tarzlarından, hani çok farklı coğrafyalardan, çok farklı kültürlerden gelen insanlar bu şehir merkezlerinde bir araya gelirler, fabrikalarda, iş merkezlerinde bir araya gelirler. Ve bir sosyal grup niteliği kazanmaya başlarlar. İkincisi, artı değerin sömürüsü, yani işçiler bu üretim ilişkileri içerisine girdiğinde bir sömürü ilişkisi içerisine girmişlerdir. Bu sömürü artı değerin sömürüsüdür. Ve artı değer sömürüsü, ama artı değer sömürüsünün yükseltme baskısı kapitalistten gelen, işçiyi zaten mücadeleye zorlar. Ve başta bahsettiğim gibi hani işçi istemese de, kendisini bir sınıf olarak görmese de, yanında çalışanla çıkarını ortak olarak görmese bile kapitalistle bu mücadele içine girmeye zorlanır ve bu mücadele içerisinde yavaş yavaş kendisiyle ortak üretim süreci içerisinde ortak konumu paylaşan insanlarla kendisinin ortak çıkarları paylaştığını, ortak bir konumda olduğunu görmeye başlar.
Üçüncüsü, tabii Marx'a göre kapitalist üretimin, kapitalist üretim tarzının tek yabancılaştırdığı sınıf işçi sınıfı değildir. Yani küçük burjuvazi de kapitalist üretim ilişkilerinden, kapitalizmin işte krizlerinden, sürekli periyodik olarak içine girdiği krizlerden, çelişkilerden etkilenir. Hatta zaman zaman işçilerden daha fazla etkilenir. Zaman zaman işçilerden daha fazla bir öfke biriktirir. Mesela meşhurdur köylü isyanları. Yani köylü isyanları önde sınır tanımaz. Yani köyler zor isyan eder ama bir isyan ettiği zaman çok şiddetlidir. Veya işte küçük burjuvazi isyanı, biliyorsunuz hani faşizmin esas, hani faşizmin farklı dönemlerinde farklı toplumsal kesimleri, farklı sınıfsal kesimleri içine katar ama faşizmin esas kitle tabanı biliyorsunuz küçük burjuvazinin oluşmaktadır. Dolayısıyla küçük burjuvazinin yabancılaşması daha büyük tepkilere yol açabilir. Daha şiddetli tepkiler ortaya çıkartabilir. Ancak sistemi tehdit eden, yani kapitalizmi kendisini tehdit eden bir programa sahip olabilecek tek sınıftır işçi sınıfı. O yüzden önemlidir. Tek yabancılaşan sınıf olduğu için değil, tek ezilen sınıf olduğu için değil. Böyle bir programa sahip olabilecek, dolayısıyla kapitalizmi aşma yönünde bir siyasal eyleme girebilecek olan tek sınıf budur. Marx'ta bu yabancılaşma kavramı biliyorsunuz çok önemli bir kavram. Yani Marx'ın çok erken dönem yazılarından itibaren var. Hatta oralarda çok kuvvetli bir şekilde var. Daha sonra bu devam ediyor, yani kapitalde de devam ediyor. Daha ilk dönem yazılarında daha Hegelyen, hümanitaryen bir yabancılaşma kavramıyla karşı karşıyayız. Daha olgun dönem yazılarında, daha kapitale geldiğimizde, daha üretim ilişkileriyle daha ilişkili bir kavram olduğunu görüyoruz. Ama çok önemli bir kavram. Hatta yani kapitali yazdıktan sonra ölümünden çok kısa bir süre önce tekrar eski kavramına da geri döner. Yani yabancılaşmayı kavramını da çok genişletir. Diyelim işte insanın doğayla ilişkisinin, organikliğini koparan bir şey olarak da yabancılaşmayı tarif etmeye başlar. Kadınla erkek arasındaki ilişkinin de yabancılaştığından bahseder vesaire. Çok böyle bir temel bir, Marx'ın bütün şeyini, hayatını kesen temel bir temadır yabancılaşma. Ama dediğim gibi diğer sınıflardan farklıdır işçi sınıfının yabancılaşması. Marx'a göre emek sadece meta üretmez. Meta ürettiği ölçüde kendisini de işçiyi de bir meta olarak üretir. Yani yabancılaşmanın, işçi sınıfı yabancılaşmasının temel can alıcı noktası burasıdır Marx'a göre. İşçi metayı üretir ama zamanla kendisi bir meta haline gelir. Kendisini bir meta olarak üretmeye başlar. Üretim süreci zamanla emekçiye ne der kapitalde? Der ki üretim süreci zamanla emekçi insana bir fragmanı haline dönüştürdü der. İnsani niteliklerini parçaladı ve sadece insanın bir fragmanı haline dönüştürdü emekçiyi der. Artık üretim sürecinde kullanılan araçlar işçinin bir uzantısı değil, tam tersine işçi, üretici o makinelerin bir uzantısı, bir parçası, bir kolu haline gelmeye başlar. İşçi işinden duyduğu heyecanın hani en ufak zerresini bile artık bulamaz hale gelir. Bütün insani yaratıcılık özellikleri, o emek sürecine kattığı bütün insani yaratıcılık niteliklerinden soyutlanır zamanla. Ve giderek yaptığı iş de değersizleşir ve kendisi de değersizleşir, degrade olur der. Bu çok önemli bir tema. Bu hem şeyle bağlantılı tabii, yani
sömürü ilişkisi, bu üretim ilişkisinin bir sömürü ilişkisi olmasıyla bağlantılı. Ama Marx'ın da Kapital'de ortaya koyduğu çok önemli bir kavram var, iki kavram var. Bence onlarla da birlikte düşünülmeli. Marx Kapital'de şöyle bir ayrım yapıyor. Emeğin sermaye, yani emek hem sömürülüyor sermaye tarafından, hem de emek sermaye tabi kılınıyor. İki tür tabiyet biçimi tarif eder. Bir, formel tabiyeti, emeğin sermayeye formel tabiyeti. Bu manifaktüre geçişle beraber zaten tamamlanan bir şey, çok erken dönemden. Yani emekçinin işte üretim araçlarından koparılması, dolayısıyla geçim araçlarından koparılması, dolayısıyla emeğini satmak zorunda kalmasıyla beraber zaten gidiyor, kapitaliste bir mukavele imzalıyor ve kendi emeğini satmaya çalışıp başlıyor. İşte hani 8 saat ise emeğinin 8 saatini işçiye satarak, kapitaliste satarak o 8 saatini tabi hale geliyor. Ama diğer taraftan zamanla Marx'ın emeğin gerçek tabiyeti dediği şey gerçekleşmeye başlar. Yani formal tabiyet, biçimsel tabiyeti emeğin, sermayeye gerçek tabiyetine dönüşmeye başlar. Bu da şöyle bir dinamikten kaynaklanır. Sermaye emeğin sadece 8 saati 8 saatini almakla kalmaz. Sermaye tam da hani başta söylediğim gibi bireysel bir kapitalist, sürekli olarak başka kapitalistlerle rekabet etmek zorunda olduğu için, bu rekabeti içerisinde sürekli karını artırmak zorunda olduğu için, karını artırmak zorunda olduğu için sürekli emek sömürüsünü artırmak zorunda olduğu için ve emek sömürüsünü artırmak zorunda olduğu için de sürekli emek üretkenliğini artırmak zorunda olduğu için emekçinin emek zamanı içerisinde harcadığı zamanı ve enerjinin giderek ve giderek daha fazla ve daha fazla bir bölümünü üretime hasretmesini ister. Bu baskı yoluyla da oluşabilir. İşte Marx'ın bahsettiği işte satanik fabrikalar, şeytani fabrikalar. Hani neredeyse işte hani şeyin, ustabaşının kırbaçla şey yaptığı işçiler, çalıştırdığı işçiler. Böyle de olabilir. Ama giderek yani 19. yüzyıldan itibaren giderek teknolojinin daha fazla işe katılması, diyelim işte otomasyonun katılması ve bu tür inovasyonlarla emekçinin emek süreci üzerindeki kontrolünün gaspıyla bu süreç olur. Tabii bunun kendisi de sürekli olarak bir mücadelenin konusudur. Yani sürekli olarak kapitalist emekçinin emek süreci üzerindeki kontrolünü yok etmeye çalışır. Tüm emek süreci üzerindeki bilgiyi kendisi tekelleştirmeye çalışır. Çünkü bilir ki emekçi emek süreci üzerinde bilgi sahibi olursa o süreci kontrol edebilir. Dolayısıyla kapitalisti kandırabilir. Diyelim işte ben bu şeyi üretiyorum. Masayı üretiyorum. Bu masayı üretme bilgilerine ben sahip olduğum sürece 8 saatte kaç masa üretilebileceğini ancak ben bilebilirim. Ancak kapitalist sürekli bu bilgiye sahip olmaya çalışır. Yani bu 19. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Daha sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel yönetim adını alacak olan yönetim teknikleriyle, daha sonra Taylorizm adını alacak olan tekniklerle. Bu da sürekli bir bir sınıf mücadelesinin aslında konusu haline gelmiştir. Sürekli olarak bu biten bir şey değildir. Yani sermaye hiçbir zaman üretim sürecini bütünüyle kontrol edemez. Marx'ta okuduğunuz zaman sanki öyleymiş ki, Marx size bunu söylüyormuş gibi gelir. Ama aslında değildir, bunu söylemez.
O yüzden de işçi sınıfı aynı zamanda devrimci bir sınıftır. Çünkü üretimi kontrol edebildiğini bilen sınıf aynı zamanda yönetebileceğini de bilecek olan sınıftır. O yüzden de zaten hani geçmişten bugün hani en önemli işçi hareketinin sloganlarından bir tanesi işte üreten de biz, üreten biziz, yöneten de biz olacağız sloganı bu bağlantıyı kurar. Buradan dördüncü şeye geliyoruz. İşçi sınıfını ayrıcalıklı kılan şey işte bu özelliğinden dolayı işçilerin kapitalist üretim sürecinde stratejik bir role sahip olmasından dolayıdır. Bu onun bilinciyle alakalı değildir dediğim gibi. Onun sınıf konumuyla ilgilidir. aşağı yukarı bir saat olmuş. Yani buradan birazcık hani bugün yani günümüzde sınıf oluşumuna biraz değinmek istiyorum ama istiyorsanız bir ara verelim. Bir 10-15 dakikalık bir ara. Ondan sonra kısaca ben birkaç noktaya daha belki değinirim. Ondan sonra da bir sizin yorumlarınız, katkılarınızı ve tabii ki sorularınızı alarak devam edebiliriz. Marx'a göre işte kafa emeğiyle kol emeği, kafa emekçisiyle kol emekçisi veya işte sanayide çalışan işçiyle hizmetler alanında, ticaret alanında çalışan işçi veya işte ne bileyim işte üretken iş yapanla, üretken emek perform edenle, üretken olmayan emek arasında bir ayrım yok dediniz ama böyle mi diye bir soru sordu. Yani sorunun bir anlamı var manidar. Şu manada manidar. Marx bir yandan bunlar arasında hiçbir ayrım yapmıyor. Yani bunların hepsini işçi sınıfının parçası olarak görüyor. ama diğer taraftan şu da net, yani Marx'ın dönemindeki pek çok hani sosyalist gibi, hani kimisi hani kendisi gibi hani sosyalist, teorisyen vesaire gibi özellikle sanayi işçisine de ayrı bir rol veriyor. Rol veriyor demeyeyim ama yani ayrı bir yerde görüyor onu. Bu şundan dolayı değil, yani işçilerin çoğunluğu diyelim sanayi işçisi olduğundan değil. Bilakis, yani Marx'ın döneminde dahi yani böyle sanayi devriminin çok hızlı geliştiği, büyük Pıtrak gibi büyük şehirlerde büyük fabrikaların kurulduğu dönemde bile işçi sınıfının ağırlıklı kesimini sanayi işçileri oluşturmuyor. Hatta örneğin mesela Marx döneminde el içi işlerde çalışan işçilerin sayısı sanayi işçilerinden daha fazla. Ve hatta 19. yüzyıl sonuna kadar da böyle kalıyor bu. Yani el içi işler, el içi emekten de kastediyoruz. İşte hizmetçiler, aşçılar, bahçıvanlar falan filan. O dönemde çok yaygın biliyorsunuz yani işte 19. yüzyılda İngiltere'de falan. Hani orta sınıflar, hatta alt orta sınıfların bile evinde mutlaka hizmetçisi var. Yani Marx bile zar zor hayatını geçindiriyor biliyorsunuz. İşte bir gazete yazıları yazarak, bir dönem işte mirasını kullanarak, daha sonra uzun yıllar boyunca Engels'in yardımlarıyla ancak hayatta kalabiliyor. Çok sefil bir hayat yaşıyor. Onun bile düşündüğü ki hani evinde hizmetçisi var, ücretle çalışan ev içi emek. Ama bu sanayi proletaryasına özel bir önem vermesi tam da biraz önce anlattığım meseleden dolayı kaynaklanıyor. Çünkü orada şunu görüyor. Ancak sanayi proletaryası çok büyük miktarlarda bir araya geliyor, çok büyük miktarlarda aynı işlemi çalışıyor, çok büyük miktarlarda aynı sömürlük ilişkisini tecrübe ediyor, çok büyük miktarlarda aynı kapitalistlere karşı mücadele ediyor. Dolayısıyla da hani bu işçi kesimini bir tür sınıf kültürü, bir tür sınıf bilinci geliştirme, dolayısıyla bir tür sınıfsal eyleme
sınıfsal eylem tarzı geliştirme konusunda daha ayrıcalıklı bir şey olarak görüyor, sınıf olarak görüyor. Çok da haksız değil, yani uzun yıllar boyunca, yani kabaca işte 19. yüzyılın ikinci yarısından özellikle son çeyreğinden itibaren kabaca bu geride bıraktığımız 20. yüzyılın son çeyreğine kadar da gerçekten de sanayi proletaryası sınıf hareketinin çekirdeğini oluşturdu. Pek çok yerde, yani başlıca da, başta tabii ki ileri kapitalist ülkelerde ama şimdi de öyle. Yani gelişmekte olan ülkeler diye tanımlanan ülkelerde de böyle oldu. Bu işler, hani mücadele ettiler, çeşitli kazanımlar sağladılar. İşte hani işte 1860'lardan 70'lerden itibaren işte Bismarck reformlarıyla işte sosyal güvenlik haklarını kazandılar. Sosyal sigortalar oluşturdu işte. İşsizlik sigortası, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, maliyet aylığı falan filan gibi. Daha sonra bunlar daha güvenceli istihdam biçimlerine kavuştular. İş hukuku gelişti. Çalışma yasaları ortaya çıktı. Bu Marx döneminden itibaren başlayan, kapitalde mesela uzun uzun şey anlatır Marx. İş yasalarının oluşumu. Hatta bu iş yasalarını şey yapan reformcuları da çok taltif eder yani. Çok önemli bir rol üstlendiklerini söyler. İşte iş hukuku yavaş yavaş oluşuyor. Daha sonra çalışma yasaları ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela Türkiye'de de öyle yani 19. yüzyılın sonundan itibaren yavaş yavaş böyle şeyleri görüyoruz. Türkiye'de gecikiyor, iş yasası 1936 yılında buluyor falan. Ondan sonra kabaca işte 19. yüzyılın, pardon 20. yüzyılın son çeyreğine kadar, 1970'lerin ortalarının sonlarına kadar bunun böyle gittiğini görüyoruz. Ondan sonra başka bir döneme girdik tabii ki, malum olduğunuz üzere. Kapitalizm bir altın dönemini özellikle 45-75 arası bir 30 yıl içerisinde yaşadı. Daha sonra bu dönem gerçekten bir altın dönemiydi. Hatta öyle bir dönemdi ki kapitalizmin artık krizlerden kurtulduğunu düşünmeye başlandığı dönemde. İşte Keynesyen talep yönetimiyle ona işte fine tuning diyorlardı. İşte ufak ayarlamalarla efendim işte ekonomi biraz krize girdi mi işte mali politikayı, mali geliştirmeci politikalar uyguluyordunuz. Hemen krizden işte tüketimi arttırıyordunuz. Tüketim artınca üretim artıyordu. Vesaire öyle kurtulabildiğiniz bir dönemdi. Bu dönem 70'lerin ortalarından itibaren sona erdi. Kapitalizm tam da Marx'ın aslında öngördüğü gibi, öngördüğü demeyeyim de artık yani Marx'ın tabiriyle eğilim yasalarını ortaya koyduğu gibi büyük yapısal krizlerinden bir tanesini yaşadı. Bir karlılık krizi, kimse kar sıkışması krizler, kimse kar hadlerini düşme eğilim yasasıyla açıklar büyük bir önemi yok ama ciddi bir yapısal kriz yaşamaya başladı. Ondan sonra sermayenin bu oluşmuş ve kurumsallaşmış emek rejimi ve istihdam biçimlerine yönelik yeni bir saldırı dalgasını yaşadık. İşte bu küreselleşmenin de eşlik ettiği bir neoliberal dönem. İşçi sınıfının kompozisyonunun da bileşiminin de önemli ölçüyü dönüştürdü. Hala dönüştürmeye devam ediyor. Öyle bir dönem yaşıyoruz. Ne yaptı? Bir taraftan işte bu hani dediğimiz gibi hani işçilerin uzun yıllardır mücadeleyle kurulan güvenceli istihdam biçimlerini önemli ölçüde yıprattı. Artık bu hani güvencesiz işte taşeron veya işte değişik adlarda işte hani part-time çalışma, efendim çağrı üzerinde çalışma, evden çalışma gibi istihdam biçimleri, güvencesiz istihdam biçimleri arttı. Hatta bunun çok farklı çeşitleri ortaya çıktı. Mesela işte İngiltere'de sıfır saat sözleşmeleri diye bir şey var. İşverenle gidiyorsunuz iş almak için. İşveren size diyor ki ben sana bir taahhütte bulunamam kaç saat çalışacağımı, dolayısıyla kaç saat karşılığında ücret alacağımı. İşte ben sana derim ki işte bu hafta senin 6 saatlik emek gücüne ihtiyacın var. Gelirsin 6 saat çalışırsın. 6 saat ücretin alıp gidersin. Önümüzdeki hafta belki 15 saat çalışırsın. Ondan sonraki hafta belki hiç sana ihtiyacım olmaz. Hiç çağırmam
gibi. Bu tür şeyler oluşmaya başladı. İkincisi, küreselleşme süreçleriyle beraber sermaye büyük bir mobilizasyon kazandı. Dolayısıyla merkez kapitalist ülkelerden ve işçi sınıf kazanımlarının yüksek olduğu, dolayısıyla işçi ücretlerinin de sosyal ücretlerinin yüksek olduğu yerlerden, iş gücü maliyetlerinin daha düşük olduğu yerlere doğru sermaye kaymaya başladı. Sermaye ile beraber tabii ki üretim ve emek de oraya şey yapmaya başladı, kaymaya başladı. Dolayısıyla yeni bir şeyle karşı karşıyayız, süreçle karşı karşıyayız. Şimdi bu süreci nasıl düşünebiliriz? Hani işte 1980'lerde, aslında 70'lerden başlayan bir şey, bunu aslında işçi sınıfının yok oluşu olarak şey yaptı, okudu. İşte hani Gorz'un falan hani meşhur Elveda Proletarya şey kitabı mesela. Gorz bir şey doğru görüyordu yani. Hani okumuşsunuzdur o kitabı bilmiyorum ama Gorz bir şey doğru görüyordu. Gördüğü şey şuydu. Artık hani özellikle hani bu dediğim gibi hani gelişmiş kapitalist ülkelerde var olan işçi sınıfı artık yok ve olmayacak. O sınıf bildiğimiz anlamıyla sınıf ve bir sınıf kültürü, bir sınıf bilinci, bir sınıf kolektivitesi oluşturan sınıf yavaş yavaş şey yapıyor, eriyor. Ama bu sınıfın bittiği anlamına gelmiyor. Hatta yani böyle daha şeyden başlayayım. Yani mesela sanayi işçiliğinin de bittiği anlamına gelmiyor. Bugün dünyada iş gücünün %30'u hala sanayi işçisi. Mesela iş gücünün %30'u sanayi işçisi. Çin'de mesela bu oran çıkıyor %43'e 44'e. Çin gibi, Çin işte tedarik zincirleriyle bağlı, işte Vietnam, diğer Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde. Orada da bu oranlar çok yüksek. Dolayısıyla sınıfın küresel ölçekli bir defa kompozisyonu değişiyor. Daha sanayi işleri şeye kayıyor. Dediğimiz gibi işte Çin'e, Hindistan'a, Asya ülkelerine, hatta şimdi yavaş yavaş Afrika'ya falan kayıyor. Bu sermayenin tarihi boyunca böyleydi. Yani 19. yüzyılda da böyleydi, 20. yüzyılda da başladı. Yani 20. yüzyılda 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında mesela şey başlar. Amerika'da sanayinin kurulduğu yerler ilk önce Kuzey Amerika'daki eyaletlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında yavaş yavaş güneye kaymaya başladılar mesela. İşte oradaki daha ucuz ve siyah emek gücüne doğru üretim kaydırmaya başladılar. Orada bir şey değişti zaten. Mesela Amerika için dediğim gibi ele alacak olursak. İş gücünün kompozisyonu değişti. Mesela çok ünlü bir Amerikan emek tarihçisi vardır. Mike Davis. Yani Mike Davis aslında emek tarihçisi olarak bilmeyebilirsiniz. Kitapların çoğu Türkçe'ye çevrilmiştir. Yani ekoloji konusunda vesaire kitapları vardır. Ama esas olarak bir emek tarihçisidir Mike Davis. Yani çıkışı itibariyle mesleğin aslında bir sendikacıdır. Daha sonra akademiye şey yapmıştır, geçmiştir. Onun ilk kitabı çok önemli bir kitaptı. Tek çekilmeyen kitabı sanırım o. İşte neydi kitabın ismi? The Prisoners of the American Dream. Amerikan rüyasının mahpusları diye çevirebilir. O şunu gösteriyor. Amerikan işçi sınıfının ilk yenilgisi diye tarif eder. O işte şey değildir. Reagan'ın insan kitlerle falan gelmesi değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte bu fabrikalar yer değiştirirken, güneye gelirken Amerikan sendikal hareketinin, işçi sınıf hareketinin siyah işçilerle şey yapamamasıdır, bir koalisyon kuramamasıdır. Siyah işçileri aynı zamanda siyah olmaktan dolayı da, kadın olmaktan dolayı da o ezilmişlikleriyle beraber sınıf hareketi içerisinde örgütleyememesi. Dolayısıyla kapitalizmin tarihi içerisinde var ve bugün bu tabii ki küreselleşme süreci içerisinde hızlandı. Bugün dediğim gibi hani işlerin önemli bir bölümü Çin'e kaydı. Mesela Çin'de bugün, tabii Çin çok kapalı bir toplum olduğu için hani çok fazla ayrıntılarını bilemiyoruz ama bir takım işte şeyler var, hani sivil toplum örgütleri diyelim. İşte China Labor Watch falan gibi adları olan. Hani bunların tahminlerine göre yılda 2000 tane şey oluyor en az.
öyle veya böyle işçi direnişi oluyor. Tabii orada sendikalar, devlet sendikası, çok devlete bağlı sendikalar. Bunların çoğu sendikal hareket dışında gerçekleşiyor, kendinden gerçekleşen eylemler. Bazıları son derece radikal eylemler, bazıları son derece kanlı eylemler vesaire. Bir, yani küresel olarak baktığımızda kompozisyon bir defa böyle değişiyor. İkincisi, ülkeler içerisinde baktığımızda başta söylediğim gibi şey değişiyor. Hani merkez kapitalist ülkeler, sadece merkez kapitalist ülkeler değil, Türkiye gibi ülkeler de, yani Türkiye, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler de bir sanayisizleşme süreci yaşıyorlar. Buna işte Türkiye, Brezilya gibi ülkelerde buna olgunlaşmamış sanayisizleşme deniyor. Henüz yani bir sanayi gelişimi henüz ileri kapitalist ülkelere varmadan başlayan bir sanayisizleşme süreci. Bu tabii ki sanayideki çalışanların sayısını arttırıyor ama emeğiyle çalışan, ücretli çalışanların sayısı bu ülkelerde de şey olmuyor, azalmıyor, bilakis artıyor. Çünkü bir taraftan hani bu tür ülkelerdeki sınıf kompozisyonunda gördüğümüz en önemli eğilim çok ciddi bir şekilde tarımın çözülmesi. Örneğin Türkiye'de bu süreç 80'lerde, özellikle 90'larda çok hızlanmış durumda ve yeni bir sınıfın, yeni bir işçi sınıfının oluşması. Tabii bu hani sunumun başlarında bir yerde İlgi Thompson'dan bir şey yapmıştım, alıntı yapmıştım. Sınıf kendi sömürü durumunu, kendi üretim ilişkilerindeki yaşadığı çelişkileri kendisi deneyimliyor ve nihayetinde kendisi tanımlıyor. Dolayısıyla nasıl tanımlıyor, buradan nasıl bir sınıf doğacak, nasıl bir sınıf hareketi olacak, o bugüne kadar bildiğimiz gibi, bildiğimiz formlar altında mı örgütlenecek, bildiğimiz mücadele biçimlerinde mi örgütlenecek, başka tür mücadele biçimleri mi ortaya koyacak, çok fazla bilmiyoruz. İşte orta sınıf dediğimiz şey, Türkiye gibi ülkelerde hızlı bir şekilde polinerleşiyor. Sadece ücretler açısından değil, ücret kayıpları vesaire açısından değil. Bunların bir kısmı da bunu yaşamıyor, bir kısmı hatta o şeyini sürdürmeye devam edebiliyor. Tüketim kalıplarını sürdürmeye devam edebiliyor. Özellikle AKP döneminde borçluluğun hızlı bir şekilde artmasıyla beraber borç olarak alarak bu tüketim şeylerini sürdürdüler ve daha burjuvaziye yakınlaşan tüketim kalıplarını, tüketim alışkanlıklarını sürdürmeye başladılar. Ama o da belki yarın çok bölümü ki bir sınıra gelmiş durumda. Ama aynı zamanda çalışma şartları ve emek süreçleri açısından da işçi sınıfına yakınlaşıyorlar. Yani bugün işte bir plaza çalışanının çalışma şartları, işte diyelim sanayide çalışan bir işçi veya işte bir mağaza zincirinde tezgahta olarak çalışan bir işçiden çok fazla, çok farklı değil. Onlar da sık sık ve karşılıksız fazla mesaiye kalmak zorunda kalıyorlar. İşleri, iş süreçleri üzerindeki denetimini onlar da kaybediyor. Diyelim işte bu şey basma, kart basma gibi eskiden sadece sanayide görülen şeyler çok yaygınlaşmış durumda. Bunlardan beyaz yakalıların çalıştığı yerde de yaygınlaşıyor vesaire. Dolayısıyla yani bugüne dair bir sınıf analizi de bu tür dinamiklere aslında bakmalı. Ve bu dinamikler içerisinde hem küresel çapta hem de teker teker ülkeler çapında sınıf nasıl dönüşüyor, yeni sınıf dinamikleri nasıl oluşuyor? Aslında hani gözümüzü buraya dikmeliyiz. Yani çok geniş bir şey alanı var. Hem emek tarihçiliği hem de emek çalışmaları alanı var. Buralarda çok verimli çalışmalar yapılıyor. Mesela Kim Moody diye bir Amerikalı, yine bir emek çalışmaları alanında önde gelen bir insan var. O mesela şeye işaret ediyor. Tamam diyor, Amerika'da bir sanayisizleşme var, sanayideki işçi sınıfı düşüyor. Üretim süreci parçalanıyor, eskisi gibi yani çok çok büyük fabrikalarda daha küçük ölçekli
yerlerde işler yapılıyor. Ama bir taraftan da diyor mesela ulaşım şeyi değişiyor. Ulaşım sektörü artık bambaşka bir şey oldu. Lojistik diye bir sektör var. Lojistik merkezler kuruluyor. Ve 10 bin kişinin, 50 bin kişinin hatta işte Güney ve Batı yakasında yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığı lojistik merkezler, lojistik iş yerleri kuruluyor. Aynısına girmiyor bu lojistik iş merkezleri. Aynı zamanda işte böyle bir montajların falan filan da yapıldığı, sadece transportasyonu kapsamayan şeyler. Dolayısıyla yani kapitalizm dediğimiz şey, kapitalizmin güçleri, piyasanın güçleri, her neyse onlar, sürekli nüfusun daha büyük bir bölümünü işçileştiriyor. Bunda hiçbir şey yok. Hani hiçbir kuşku yok. Buradan nasıl bir sınıf oluşumunu oluşacağına, dediğim gibi, süreç içerisinde bu insanların hani kendi mücadeleleriyle oluşturacakları, bizim de gözlemleyebileceğimiz, eğer buradan kendimize siyasi bir görev çıkartıyorsak, kendimizi öyle tanımlıyorsak bir şekilde sol olur, sosyalist, işçi sınıfı, devrimcisi vesaire falan filan. Hani bu tür süreçleri daha yakından takip ederek ve onlara destek olarak buraları gözlemleyeceğiz herhalde. Öyle gözüküyor. Ben burada şey yapayım, sonlandırayım. Sözü size bırakayım, hani sizin yorumlarınız, katkılarınız, sorularınızla.